hoş geldiniz öncelikle. Şampiyonluk için tebrikler. Teşekkürler. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi açıkçası onu düşünmeden önce düşünmemiz gereken bir playoff süreci var. Çünkü ne olursa olsun sezon devam ediyor. Oynamamız gereken 3 tane lig maçı ve ardından zorlu bir playoff süreci bekliyor. Ve Avrupa'da önemli bir yer sahibi kazanmış bir Türkiye Ligi'nde lig şampiyonu olmak da bu kazandığımız başarının tesadüf olmadığını ve kendi gücümüzü ligde ve Avrupa'da gösterebilmek adına önemli bir etken olacaktır. Ama ardından da gelecek sezon Galatasaray Kulübü'nün Euroleague'de oynayacak olması bir senelik aradan sonra hem benim için oyuncu olarak hem de kulüp olarak mühim bir başarı. Ve umuyorum ki planlanacak ortam içerisinde ben de o takımın bir parçası olarak Euroleague'de Galatasaray'ı ve Türk basketbolunu yukarı çekebilecek fırsatı yakalarım. Peki deplasmanlarda özellikle Gran Canaria ve Strasbourg deplasmanlarındaki performansınızla İpekçi'deki performansınız arasında bazı farklar vardı. Bunun başlıca nedenleri neler? Yani her şey olabiliyor. Oyun temposu ve momentumundan tut takım içerisindeki ritmi bulan oyuncularla bulamayan oyuncular arasında şey olabiliyor. Yani ve her maç bir oyuncu her maç aynı performansı gösterebilecek gibi bir durum olmuyor. Önemli olan şey ne olursa olsun her türlü şekilde kötü performans gösterilebilir veya iyi performans gösterilebilir. Yapmaya çalıştıklarımdan ve hedeflediğim şeylerden vazgeçmemek bence buradaki en önemli etken. Peki son olarak Türkiye'deki yabancı sınırı konusuyla ilgili bir Türk milli basketbolcu ve kaptan olarak düşünceleriniz nelerdir? Yani sınırlamayla ilgili düşünce yani bir tarafından baktığın zaman iki sezondur denenen proje içerisinde Avrupa'da en başarılı sezon geçiriliyor şu anda. Hem Euro Cup'ta hem Euro Lig'de büyük yer sahibiyiz. Euro Cup kupasını kazanan bir takım var. Fenerbahçe Final Four oynayacak ve umuyorum ki Euro Ligi kazanarak Avrupa'daki gücümüzü net bir şekilde gösterecek. Burada önemli olan şey federasyonda zaten planladığı ve hedeflediği noktalardan bir tanesi Türk sporcuları hem kendilerini geliştirebilecekleri ve buralarda bulunabilecek fırsatları bulabilecekleri ortamları yaratmak hem de Türk sporcular tarafından bakıldığı zaman da yabancılarla bütçeleri ne olursa olsun rekabete girmekten sakınmamak. Bu ikisi doğru şekillerde birleşebilirlerse o zaman Türk basketbolu daha da yukarı çıkacak ve milli takımlardaki başarılar artacak. Hem de aynı zamanda Avrupa'da hedeflenen başarılarda Türk oyuncunun Türk kulübü içerisinde katkıda bulunabiliyor olması apayrı bir gurur ortamı yaratıyor.